Ergün Diler O ziyaret Yazmaya gayret ettiğim satranç tüm hızıyla sürmekte. Ankara saldırısından sonra Türk devleti verdiği fotoğraflarla kararlılığını gösterdi. Bu net, hedef belliydi, vurulacak yerlerde. Konuyu açarak ilerleyelim. Olan bitene haklı olarak terör diye bakıyoruz. Gelişmeleri, hesaplaşmaları, beklentileri, planları ıskalayıp bir terör örgütü üzerinden sonuca gitmeyi düşünüyoruz. Bu son derece eksik ve hatalı bir yaklaşım. Terör denilen oluşumun arkasında büyük güçler yer almakta. Eğer terör örgütü küresel çapta faaliyet gösteriyorsa en büyük güçler arkasında demektir. El-Kaide gibi. 52 ülkede eylem yapan başka bir örgüt yoktu sanırım. Bizim meselemiz hem içeride hem bölgede YPG PKK. Bu terörün de birkaç yüzü vardı. Amerika'nın, AB'nin, İngiltere'nin, Rusya'nın, İran'ın Türkiye ile olan hesapları büyük paydayı oluşturuyordu. Herkes kendi gücü oranında örgütte pay sahibiydi. Büyük pay ise Amerika ile ABD'ydi. Mesela Fransa ve Almanya ile İngiltere'nin ya da Amerika'nın bölge için kurdukları hayaller bambaşkaydı. Farklı hesap yapıyorlardı. Asıl mesele bunların kendi arasındaki düelloydu. Ancak bu sınırlarımızda olduğu ve Türkiye'siz yürüyemeyecekleri için PKK'yı başımıza bela ediyorlardı. Daha önce çok sık yazdım. Amerika genel olarak Kürt kartı üzerinden, küresel rakip gördükleri Avrupa'nın bölgede olmasını istemiyordu. Paris, Berlin, Londra eksenini buralarda sıfırlamak için çaba harcıyordu. Silahlı güçleri, üstleri bu nedenle hala canlıydı. Bölgede var olarak Avrupa ile Çin'in enerjide ele geçirecekleri güvenli kontratla yol almasına izin vermek istemiyorlardı. Rakiplerinin en zayıf yönü enerjiydi ve bu kartı onlara bırakma niyetleri yoktu. Sadece ben yazsam da Rusya'nın aynı şekilde gizli görevi vardı. Moskova'nın kasasına AB'den enerji parası yağarken bir anda kesildi. Oyun değişmişti çünkü. Amerika asıl rakipleriyle savaşırken önceki gün olduğu gibi Türkiye ile karşı karşıya geldi. Daha önce de olmuştu. Amerika kesinlikle Avrupa'nın ve İngiltere'nin bölgede kontrolü ele geçirmesine katlanamazdı. Bunu çok iyi bildiğim için de bazen yaşayan bütün Amerika başkanları Beyaz Saray'da yan yana odalarda otursalar ve askerleri çekin emri verseler de tek bir asker bölgeden gitmez diye not düşüyordum. Hatırlayın en son Trump bu yönde karar verdi. Aynı gün ben bunun mümkün olmadığını aktardım. Tüm televizyonlar canlı yayındayken Trump gitti, askerler kaldı. Washington'ın küresel planlarının dışında bir adımdı bu. İzin verilmezdi. Verilmedi de. Kime? Amerika başkanına. Belki şimdi hafızalarımızda taze değil. Ancak Trump Başkan Erdoğan'a bir mektup yolluyor ve çok tartışılıyordu. Amerika eski Başkanı Trump Arasının çok iyi olduğu Başkan Erdoğan'a, mektubunda Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri bir operasyona kalkışmadan, müzakere yoluyla bir anlaşma yapma çağrısında bulunuyor ve eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız, tarih de sizi iyi yazar şeklinde not düşüyordu. Mektupta bir de Amerika için saygın isim olan Mazlum Kobani'nin Türkiye ile müzakere etmek istediğini, bazı tavizlere hazır olduğunu da belirtiyordu. Durum buydu. Aslında Öcalan'ı Kenya'da alıp bize teslim eden Amerika, çizgisinden sapmıyordu. Trump'ın mektupta üzerinden hızla geçtiği gibi siyasi çözümü dayatıyorlardı. Konu buydu, mesele buydu. Tıkanan yerde burasıydı. Devam, sanırım Mart'tı. Ajanslara hiç beklenmeyen bir haber düşüyordu. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Miley, Suriye'de bulunan askeri üsse sürpriz bir ziyaret yaptı. Ankara'yı da şaşırtan bu gelişme haliyle derinlerde sarsıntı meydana getiriyordu. Jeff Flake bu nedenle dış işlerine çağrılıyordu. Hesap soruluyordu. Miley sorular üzerine askeri birliklerle Kürtlerin YPG PKK'nın liderlik ettiği Suriye güçleri IŞİD'in kalıcı yenilgisinin sağlanmasında ilerlemek kaydetti değerlendirmesi yaptı. DAEŞ'ı öteki yaparak kendilerine ve PKK-YPG'ye meşruiyet kazandırıyordu. Bunca riske değer mi şeklindeki soruya da evet değer diye cevap veriyordu. Aynı maili birkaç ay sonra bu kez Orta Doğu değerlendirmesi yapıyordu. Amerika Genel Kurmay Başkanı Ürdün merkezli El Mamlaka TV'ye verdiği röportajda ''Bu bölgeyle yakın bir dostluğumuz ve ortaklığımız var. Buranın istikrarlı olduğundan emin olmak istiyoruz. Bölge tüm dünya için petrol ve enerji kaynakları açısından ana kaynak. Amerika'nın Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum. Buraya taahhüdümüz uzun yıllar sürecek.'' şeklinde konuşuyordu. Amerika'nın hem Suriye hem Irak'ta askeri varlığını sürdüreceğine işaret eden Mali, biz bir şekilde buradan çekilirsek buradaki DAEŞ'lılar yeniden örgütlenebilir. Şu anda durum eskisine göre iyi ama hala belirli bir çaba gerektiriyor diye konuşuyordu. Peki DAEŞ tamamen biterse çekilir misiniz sorusuna da net cevap veremiyor ve o zaman gelince başkan bakar diyordu. Önemli olan enerji enerji yolları ve petroldü. Miley bunu söylüyordu. Bütün sancıların anası buydu. Amerika özellikle rakiplerinin bu kaynaklarla buluşmasını istemiyordu. Türkiye'yi de kendi açılarından köşeye itip siyasi çözüme zorluyordu. Bu da iki müttefik arasında büyük gerilim doğuruyordu. Bölgenin merkezinde olduğumuz için küresel kapışma sınırlarımız içine giriyordu. Öyle ya da böyle Amerika Türkiye ile yapamadığını Suriye'nin kuzeyinde deniyordu şimdi. Ve oradaki yapının görünür açık destekçisiydi. Miley Suriye'ye geliyor, Ankara'ya uğramıyordu. Düşünün, PKK-YPG'nin temsil edilmediği Avrupa şehri var mıydı? Sanırım yoktu. Her yerde destek ve güvence buluyorlardı. Avrupa'da rahat ettikleri alandı kağıt üzerinde NATO'da müttefiktik ancak Türkiye ve etrafıyla ilgili herkesin bir planı vardı. Türkiye'nin bölgeye ve Kürtlere bakışıyla onlarınki uyumlu değildi. Siyasi doğumlarla bölgenin ve küresel denklemin değişmesi istenmekteydi. Ankara'da bunu varoluşsal sorun gördüğü için tehdidi yok etme kararlılığı içindeydi. Ortak bir algoritma geliştirilemediği için, Türkiye'nin huzuru, güveni sağlanamadığı için de gerginlik bitmeyecekti. Ankara'da teröristler kendini patlatsa da sorun küreseldi. Hem kendi aralarında hem de bizimle mücadele ediyorlardı. Canı yanan sorunla birebir uğraşan Türkiye'den başkası değildi. Karşıda sadece YPG PKK yoktu. Arap Baharı ile başlayan dalga Suriye'de kabul edilemeyecek bir oluşumla Türkiye'yi baş başa bırakıyordu. Kıbrıs'ta, Balkanlar'da, Zengezur'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da yapılacak çok iş vardı. Enerjimizi buraya ayırmamız isteniyordu. Türkiye gerekeni gerektiği gibi yapardı. Bundan şüphesi olan da yoktu. İzleyip görelim. Ergün Diler, Takvim Haşmet Babaoğlu. Kim icat etti bu kuralları? Muhalefet cephesinin özellikle CHP'nin Türkiye tasavvurunun müstemleke olmaktan öteye gitmediğini bilmeyen var mı? Terör yuvalarına karşı sınır ötesi harekatımız hakkında çıtı çıkmayan bir cephe işte. Ama hep şunu yazdım, esas problem muhalefetin sosyolojik tabanıdır. Ne demek istediğimi bu günlerde herkes kendi gündelik hayatında ve özellikle iş ortamında yaşadıklarından anlıyordur. Kendini muhalif diye sunan ama aslında Türkiye'ye muhalif bu cephe maalesef geniş bir kesimin de ülkesine iyice yabancılaşmasına yol açtı. Kritik nokta orası. Putin'in Valday konuşması çok ilginçti. Batı bloğunun tavrı hakkındaki şu sözleri sadece Rusya'yı değil, bence her devleti doğrudan ilgilendiriyor. Düzeni değiştirip yeni kurallar koyacağız diyorlar. Hangi kurallar bunlar, kim icat etti diyoruz. Bu küstahça ve sömürgeci bir tutumdur. Bu hakkı nereden alıyorsunuz? Dostum Doktor Mehmet Akif Şimşek yazdı geçenlerde. İnsanlar gerçeği o kadar sevmezler ki, gerçekçi insanların adı karamsar ve korkağa çıkmıştır. Kuru otlar üstüne ye övmek isteyenler beni güldürüyor. En son filmdeki aşkınlık boyutu harikaydı gibi bir cümle okudum. Şaka mısınız? Aşkınlık varmış filmde. Yani transandantal bir özellik taşıyormuş. Hangi filme gittiniz siz? Bu kelimeyi sözlükte özel olarak mı aradınız? Anlayacağınız arkadaş filmde bir tür ruh bulmuş. Nasıl? Nuri Bilge Ceylan filmlerinin belki en karton karakterlerinde mi? Mer, ne çok kan festivali jürisine uygun tip varmış aramızda. Kan jürisi zaten Türkiye'de geçen bir öyküde örgüt lafı edilmesinden bile büyülenir. Ha işte der, ödülü yapıştırır. Fakat size ne oluyor? Semtimde iki çok büyük market var. Bir aydır dikkatimi çekiyor. Zeytinyağlarının satıldığı koridor hep bomboş. Tam oraya sapacakken başka tarafa dönüyor marketi gezenler. Geçen hasattan kalma yağlar bile tüketiciyi kaçırtıyorsa yeni sezon nasıl olacak kim bilir. Bak şimdi. Tanpınar'ın yağmur şiirindeki dizeleri geliyor aklıma. Uyu. Gözlerinde renksiz bir perde. Bir parça uzaklaş kederlerinden. Bir ruh gülümsüyor derinden. Haşmet Babaoğlu Sabah